Merhaba sevgili Fegocular, yepyeni bir Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky bölümünde sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu hatırlamaya çalışalım. Bir önceki bölümde Luminous Spring'i keşfetmiştik. Orada Pokemon'ların gelişebildiğini öğrenmiştik. Daha sonra işte mezun falan olmuştuk. Klandan mezun olunca böyle kendi mekanımız olmuştu Sharpedo Koyalarında. Ama bir önceki bölümde fazla bir şey olmasa da bu bölümde bir şey olacağının haberini almıştık. O aldığımız haber de yeni bir özel bölümün açıldığıydı. O yeni özel bölüm de son özel bölüm. Ve gerçekten diğerlerine oranla bence etkileyici bir özel bölüm. Belki de çok abartıyorum bilmiyorum ama adı In the Future of Darkness, yani gelecekteki karanlık. Gelecek derken gelecekte hangi Pokemon var kaldı bildiğimiz? Çelebi, Dialga, Primal Dialga yok oldu. Kim? Soru işaretlerini gidermek için direkt bölümü oynuyorum arkadaşlar. Daha fazla tatava yapmaya gerek yok. In the Future of Darkness oynuyoruz. Groviel, dünyanın felç olmasını engellemek amacıyla gelecekten gelmişti. Zaman çarklarını toplamıştı. Ve Crash ve Luke'la birlikteydi. O, Dialga'nın Temporal Tower'ına kadar ilerlemişti. Oysa... Hayır, sizin tarihi değiştirmenize izin vermeyeceğim. Groviel. Demek Crash'i korudun Groviel. Bu senin için ağır bir yük olacak. Neyse, ilk olarak sen yok olacaksın. Sen ne yapıyorsun böyle? Dusknoir, ben seni benimle birlikte götürüyorum. Biz geleceğe geri dönüyoruz. Ne? Crash, artık her şey senin omuzlarında. Bunlar zaman çarkları. Tamamdır takım. İlk olarak gökkuşağı kaya gemisine gideceksiniz. Ne? Neler oluyor böyle? Luke, bu benim için. Ben Dusknoir'i benimle birlikte geleceğe götürüyorum. Ne? Buraya asla bir daha geri gelemeyebilirim. O yüzden Crash'in arkasını kolla. Bana söz ver. Ama senin yerini almak mı Groviel? Ben bunu yapamam. Yapmalısın ve yapacaksın da. Çünkü sen yapabilirsin Luke. Siz ikiniz harika kombinasyonlar oluşturuyorsunuz. Beni serbest bırak. Neredeyse vardık. Sessiz ol. Crash. Kendine iyi bak Crash. Seni tanıdığım için gerçekten çok şanslıyım. Ama gerçekten şu ayrılma kısmı bana acı veriyor. Geri kalan her şey sizin ellerinizde. Groviel. Beklettiğim için özür dilerim Dusknoir. Abi. Ya şu kısmı tekrardan görünce bile tüylerim diken diken oluyor. Yani çok acıklı bir ayrılış sahnesi ve Groviel ya. Arkadaşlarınla olan görevden sonra Groviel geleceğe geri döndü. Groviel. Niçin? Groviel. Crash ve Luke üzüntülerini kalplerinin derinliklerine gömmek zorundaydılar. Hey Crash. Bunu Groviel'ın isteği için yapmalıyız. Hadi Temporal Tower'a gidelim. Üzüntüyle birlikte onlar son maceralarına atıldılar. Ama daha sonra Dusknoir'le birlikte geleceğe döndükten sonra Groviel Özel Bölüm 5, Geleceğin Karanlığı.
Evet. Uzun zamandan sonra Grovyle'ı tekrardan görüyoruz arkadaşlar. Ve şu an zor bir durumda gibi gözüküyor. Oh. Ve Dustin ile birlikte ikisi de geleceğin karanlık bir bölümünde birlikteler. Oh. 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 Dustin. Burası gelecek mi? Ben tekrardan geri döndüm. Karanlığın dünyasına. Ama Dustin ve ben henüz yok olmadık. Ve gelecek halen daha karanlık bir yer. Bu yoksa geçmiş halen daha değişmedi mi? Yani geçmiş derken tarih halen daha değişmedi mi? Yani burada Grovyle'ın kafasına takılan şey Luke ve Crash'in görevinde başarısız olup olmadıkları aslında. Sakın bana söyleme. Yani sakın bana dünyanın felç olmasını engelleyemediklerini söyleme. Yoksa Crash ve Luke görevlerinde başarısız mı oldu? Hayır. Bu olamaz. Bu onların bunu yapamamasından değildir. Büyük ihtimalle bunun etkileri yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayacaktır. Yani hani mesela zaman nasıl anlatayım ki? Bölgesel değişiklik oluyor. Yani direkt bunlar dünyanın felç olmasını engelledikleri zaman tamamen düzelmiyor dünya. Yavaş yavaş düzeliyor denge. Onun gibi bir şey bunun açıklaması. Sanırım bunun etkilerini ben henüz fark edemedim. Ama her neyse. Şu an onlara inanmaktan başka bir seçeneğim yok. Crash, Luke, lütfen. Lütfen bu işi benim işim başarın. İkinize de inanıyorum. Ve yapabildiğim her şeyi yapacağım. Aa. Dustin öyle savaştan kalan yaralarım halen daha acıyor. Sable. Grovyle. Beni bu kadar çabuk sürede buldular. Buradan kaçabildiğim kadar hızlı bir sürede kaçmalıyım. Ah. Dustin diyor içinden. Ah. Grovyle. Grovyle sen. Ah. Sanırım savaşımız yüzünden sen de biraz yara almışsın. Kendini zorlama. Sen Grovyle. Ah. Bu gelecek mi? Buraya geri geleceğimi biliyordum. Bu dünyaya. Her şeye rağmen ben kaybetmedim. Sana kaybetmedim. Grovyle ve Crash, ben halen daha sizin yolunuzda duruyorum. Ama niçin? Ben yok olmak istemiyordum. Ama her şeye rağmen yok olmak istemiyorum. Ama sen geleceğin dünyasını gördün, öyle değil mi? Güneşin doğumunun güzelliğini ve o hafif esintilerin hoşluğunu. Bu karanlık dünyada herhangi bir gelecek yok. Bu senin kalbini kırmaya yeter. Ben de yok olmak istemiyorum. Ama eğer tarih değişecekse bu ücreti ödemeye hazırım. Biz yok olsak bile gelecek, geri kalan herkes için gelecek güzel bir yer olacak. Herkes ve her şey onlara yeni bir sayfa açılacak. Yeni bir sayfa. Gezegensel araştırma takımlarına göre herkes kalbi karanlıkla ve kötülükle dolu olmayanlar. Herkes bir anlaşma ve anlaşma içinde. Herkes bu karanlığın dünyasını değiştirmeyi kabul etti. Ve herkes hazır. O yüzden doğru şeyi yap ve vazgeç. Nereye gideceksin? Sableyler beni çoktan buldu.
Ve yani sen halen daha bilincin yerinde değilken senin yenilgini senin yenilgin büyük ihtimalle onlar primal yalgaya bundan bahsedecekler. Eğer bu olursa primal yalga B planını uygulayacak. Ve bu B planı sayesinde geçmişin dünyasına yeni bir ajan yollayacak. Ve Dialga'nın gücünü geri getirmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak. Bu yüzden o halen daha gücü yerinde değilken onunla savaşmaya gideceğim. Temporal Tower'a gideceğim. Ve primal Dialga'yı yeneceğim. Efendi Dialga'yı yenebileceğini mi sanıyorsun? Halen daha savaşımızdan dolayı yaralısın. O kadar kuvvetli bir mücadele için gerçekten muhteşem bir kondisyonda olman gerekir. Şu durumunda onunla savaşsan bile kazanamazsın. Kazanamayacağımı zaten biliyorum. Ne? Crash ve Luke geçmişi değiştirene kadar ya da onların yarattığı etkiler bu dünyada gözükene kadar bu zamana kadar onlar için biraz zaman kazandırmaya çalışacağım. Hepsi bu. O yüzden yolumdan çekil. Ben bunu yapmana izin vermeyeceğim. Lanet olsun. Halen daha çok zayıfım. Hareket edemiyorum. Ama Grovyl istediğini yapamayacak. Geleceğin Karanlığı adlı özel bölümde Grovyl'ı ana karakter olarak oynatıyoruz. Ve Grovyl'la ilerleyeceksiniz. Barren Vadisi, 1. kat. Evet arkadaşlar, Grovyl halen daha bizim için uğraşıyor. Ve biz biraz zaman kazanalım diye Dialga ile savaşmaya kararlı. Duskmoir ise bizi engellemeye çalışacak. Ama Duskmoir kendi bencilliği yüzünden ne kadar Dialga'ya itaat etse de yok olmak istemeyen bir Pokemon. Bakalım Grovyl neler yapacak. Gerçekten Grovyl'ı tekrardan görmek beni mutlu etti. Duskmoir'i bile görünce biraz mutlu oldum kendisini ne kadar sevmesem de. Bakalım Grovyl'la ne kadar ilerleyebileceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Barren Vadisi denilen bir yerdeyiz. Buradaki paraları toplamanız sizin ana hikayenizin yararına olacaktır. Çünkü buradan aldığınız paralar ana hikayeye gidiyor. Yukarı doğru yardıralım bakalım. Hemen merdiveni bulmaya çalışalım. Glameow çıktı karşımıza. Absorb, Quick Attack, Leaf Blade, Dig saldırısı var Grovyl'ın. Gerçekten bence iyi saldırılar. Normal vuruş yaptım ama o kadar. Absorb yapalım. Güzel. Absorb sayesinde kolay kolay yenilmeyeceğiz gibi gözüküyor ama belli de olmaz. Tekrardan bir Flygon gördük. Quick Attack yapıyorum. Ve Absorb yaparak rakibi yeniyoruz. Lanet olsun merdiven nerede? Evet, çıkmaz sokağa rastladık. Buradan da herhangi bir yere gidemiyoruz. Of, amma karışık yapmışlar. Evet, ikinci kata gidiyoruz. Bir tane tuzağa yakalandık. Barren Vadisi ikinci kattayız. Arkamızdan iki tane Pokemon geliyor. Lunaton ve Chaput. Chaput bize vuruyor. Chaputlar tehlikeli özellikle duvarın üzerindeyken. O yüzden onlara istediklerini yapmasına izin vermeyin. Lunaton bize geliyor. Kaya Pokemon'u bitki saldırılarından çarpı 2 yiyecek. Ve geberdi. Bir an önce şuradan kurtulalım. Nightshade dedik. Level'ı kadar vuruyor. Buradan da anladığımız üzere rakip Pokemon 30 level. Absorb. Canımı geri kazandım. Normal bir vuruş vuruyorum. Ve Chaput'u yeniyoruz. Bir tane Orb. Evet. Absorb'umuz bu kat için yasaklandı. Bu katta Absorb kullanamayacağız. Bir tane elma alalım. Maceramız için işe yarayabilir. Bunu da almam lazım. Ki iki tane Pokemon bana doğru geliyor. Jumpwolf geliyor. Hiç sevmem kendisini ya. Çok aptalca bir Pokemon. Bitki uçan deyince insanın aklına Tropius gelir. Bana Lissid yapamazsın bebeğim. Bitki Pokemon'uyum. Üçüncü kata gidiyoruz. Evet. Sular mular var. Her şey donmuş. Karanlığa kapılmış. Bir tane Glameow uyuyor orada. Bir tane daha Max Elixir buluyorum. Benim için çok yararı olacak. Neden?
Çünkü saldırılarım bitebilir savaşta. 5. kata gidiyorum arkadaşlar. Orhan Veli var orada. Ama almayayım ya. Kaçmaya çalışayım diyordum ki. Kaçamayacağım. Güzel. Quick attack yapıyorum. Leaf Blade. 3 tane düşmanla kapışıyoruz. Evet, Krogonk bizim için tehlikeli olabilir. Zehir saldırısı varsa. Dig yapıyorum. Çarpı 2 vuracağım. Evet, normal vuruş yapacakmış orada. Buna da quick attack yapalım. Bullet Seed. Oh. Maşallah. Yeter daha. Orhan Veli'yi alalım arkadaşlar. Ve yukarıdan gidelim. Burada da bir şey yok gibi. Aa, ne yaptım ben? Quick attack yaptım. Yani Kaya Pokemon olmasına rağmen arkadaşlar 47 vuruyorum. Güzel. Growl bayağı güçlü ya. Şimdi gelişince bir de statlar artıyor ya. Pokemonlar güçlü oluyor. Burada bir seed var. River olabilir. Aydrop seedmiş. 5 katmış zaten. Yarısına geldik. Bir 5 kat daha sürer büyük ihtimalle. Bayağı mesafe kat ettim. Biraz daha ileri gitmem gerekiyor. Seviyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah boss mos çıkmaz. Yani Growl böyle garip Pokemon. Çok OP artist gözükür ama Splatoon'a yenilir. Evet. Bir tane daha Orhan Veli'yi alıyorum. Burada bir tane Orb var. Sea Trap Orb tuzakları görmemize yarıyormuş. Al işte, al işte ya. Canavar evi nedir arkadaş ya? Neyse birinci katta geldi Allah'tan. Düşmanları durdurur. Kimse hareket edemesin, ben buradan kaçayım. Ama ilk olarak o Jump Loof'u yenmem lazım. Hızlı bir şekilde Quick Attack. Al işte, nasıl ya? Hareket edecekler şimdi. Ben ne kadar şanssız bir herifim ya. Bak, hareket etmeye başladılar. Kaç oğlum, kaç. Aklın varsa kaç bak. Oha. Bak bak geliyorlar, terör örgütü IŞİD. Oha. Gelmeyin ulan. Ben buradan nasıl kaçabilirim arkadaş? Oh maşallah. Curse'deydik, süper. Evet ve öldük birinci katta. Allah'tan birinci katta öldük dediğim gibi. Sonraki katlarda ölseydik bayağı küfür edebilirdim. Bu iyi gitmedi. Tekrardan deneyeceğiz. Bir şey olmaz, birinci katta ölebiliriz yani. Evet, güzel bir eşya buldum. Stamina Band ne işe yarıyormuş? Açlığı bastırır. Zaten kolay kolay acıkmıyoruz yani. 5 katlı falan bir yerde acıksak ne olacak? Canavara bir çıkmaz umarım bir daha. Elma bulduk, alalım. Lunaton. Absorb yapıyorum. Tek attık. Shoput geliyor bize doğru. Duvarda kalmasına izin vermemeliyiz. Leaf Blade yapıyorum. Güzel, kritik vurdu. Zaten kritik vurma ihtimali yüksek olan bir saldırı. Shifter'e geliyor bize doğru. Ona ne yapabiliriz? Quick attack yapalım. Güzel, onda kritik vurduk. İlerliyoruz. Abi ya, nereye sakladınız ha? İkinci, üçüncü kata geldik. Orb bulduk bir tane. Trap Burst Orb. Trap Burst müdür? Burst müdür? Power Band bulduk arkadaşlar. Power Band gücümüzü bir kademe arttıracak. O yüzden kalsın. Chest Ober'i bulduk. Uyanmamızı sağlar. Buna hiç dokunmayalım. Abi neden dokundun ona? Bela olmasın. O yüzden bir tane dig yapıyorum. Yanıma geldiği vakit ölecek. Görüşürüz Toxic Rock. River Seed bulduk. Süper. Harika. Dördüncü kat. Shaput bize doğru geliyor. Gel. Gel anam babam gel. Quick attack bakalım ne kadar olacak. 33 süper. Absorb. Harika. Eyvah, absorbumuz gitti. Leaf Blade'de kaldık. Gerçi Oranberi var bende bir iki tane. Onlarla idare ederim. Biterse Max Elixir'den kullanırız. Toxic Rock geldi. Bir tane daha dig yapıyorum. Swagger yaptı. Allah'tan yakalanmadık. Çünkü bu oyunda konfüs olunca mal oluyorsunuz bildiğiniz. 5. kat.
şapıtı da atlattıktan sonra tamam kurtuldum diye tahmin ediyorum. Umarım 5'ten fazla değildir. Critic Leaf Blade vurduk. Evet, yavaşladık, süper. Warp Orb bulduk. Burası daha bir yere gitmez. Sand Tomb yiyorduk ki Leaf Blade atıyorum. Kritik, süper. Çıkmaz sokak. Glamiof, Meow. Sevmediğim bir Pokemon. Öyle gelişince Probly oluyor, şişko bir kedi. Ama bayağı da güçlü. Quick Attack, Return falan, Rest Mess veriyorsunuz, yenilmez oluyor. Evet, bu 5 katı da geçince buranın açıklıklarına geliyoruz arkadaşlar. Groveyol ilerliyor. Sanırım neredeyse buraya geçtim. Ama halen daha Temporal Tower için gidecek bir sürü yolum var. Herhangi bir vakit kaybetmemeliyim. Groveyol.